Herkese merhabalar. Bugün çok aşina olduğumuz bir obje çizeceğiz. Özellikle bugünlerde çok aşina olduğumuz bir obje. Hep size tutuluyor bu obje. Şimdi ben de bir kere daha size tutacağım ama bu sefer çizim amaçlı tutacağız. Gördüğünüz gibi bu infrared termometreler, temassız olanları çok yaygın. Sanıyorum birileri de bu ara bunların tasarımlarıyla falan çok uğraşıyor. Neyse biz bir tane bulduk. Basit bir obje. Bu nasıl çizilir diye bir bakalım. Bunu iki değişik açıdan çizmeye çalışacağız. Ondan sonra başlıyoruz. Gene her zamanki gibi buna bir en boy alalım. Aşağı yukarı 2'ye 3 gibi bir oranımız olacak. Dolayısıyla önce buna uygun bir prizma çizip İlk çizimi iki tane yapacağımız için kağıdın uygun yerinden başlayarak diğerine de yer bırakmış olmak önemli bir karar olabilir. Biraz yakın çiziyoruz gördüğünüz gibi. Bu tip objeler genellikle 3 nokta çizilir. Dolayısıyla biz de 3 nokta prensibine göre hareket edip çizeceğiz. Güzel bir açı var. Şimdi bu açıyı bir görmekte yarar var. Yaklaşık 15 derece gibi bir açımız var. Tahminen böyle bir şey olacak ama önce bunları bir oturtalım. 3 nokta perspektif fotoğraf makinesinin gördüğü gibi çizmek demek. 2 nokta perspektif biliyorsunuz dik akslar diktir ama 3 nokta perspektifte dikeyler de aşağı veya yukarı doğru kaçar. En fotorealistik çizimler 3 nokta perspektif çizilir. Özellikle de böyle ölçek olarak el hacminde olan şeyler. Yani kamerayla çektiğimiz gibi çizme gayreti içinde olacağız. Şimdi burada 2 tane kritik kesit var. Bir tanesi şuradaki yüzey, biri de sap yüzeyi. Bu genellikle arkaya doğru extrude ediyor. Şimdi şunu çizebilirsek ki bu aşağı yukarı ürünün yarısının biraz şeyi gibi algılayabiliriz. Tahminen o burada. Şimdi dikkat edin bunu oturttuk. Bunun curve'leri var. Dolayısıyla bunun orta noktalarına ihtiyaç duyuyoruz. Onları belirleyelim. Biraz dışarı çıkıyoruz iki taraftan da. Ondan sonra burada da var aynı şekilde bir miktar. Bunu oturtuyoruz. Onlar da buralarda. Dolayısıyla önce yanlardan buraları da round olduğunu farz edersek. Gördüğünüz gibi bu tip bir çizimde en zor şey bunu oturtmaktır. Ondan sonra gördüğünüz gibi bunun bir tatlı eğimi var. Zaten bu tarafa doğru eğimle geliyor. Bir de kalınlığı olacak. Hemen başlamışken bunu da oturtalım. Evet, bir de ekranımız var. Ekranımızı da oturtalım. Bu çizginin bununla birleştiğini varsayarsak böyle bir açıyla aşağı yukarı böyle bir açımız var. Dolayısıyla onu da buraya oturtarak düz geldiğini varsayıyoruz. Ne kadar içeri girdiğine bakalım. Cüzi bir miktarda içeri giriyoruz. Tahminen şurası gibi. Şimdi şu kesiti de oluşturabilirsek yerde. Buna da bir tahminen şöyle bakalım. Evet, 2'ye 3 oran burada da korunuyor gibi. Gördüğünüz gibi sapın kesiti ve ürünün arka yüzeyindeki düzlem oturduktan sonra aşağı yukarı ürünü set etmek mümkün. Dolayısıyla orta çizgimizi çizmek önemli. Çünkü burada böyle bir körümüz daha var. O buraya yansıyacak. Bir de tetik var. Burada görmüyoruz ama belki görüntüye de girmeyecek ama çizmemiz gerekiyor.
Gördüğümüz gibi bunu da oturttuk. Şimdi düğmeleri de oturtalım. Düğmenin bir tanesi böyle. Burada iki tane düğmemiz var. Bir de kalıp orta çizgisini de çizersek. Ürünün içeride ekranın bir yansıması var. Onu da koyalım. Ekranı belli ediyoruz. Gördüğünüz gibi ürünümüzün bir cephesi bitti. Şimdi çok hızlı diğer cepheyi de daha hızlı bir metodolojiyle çizeceğiz. Zaten ürünümüzün oranları konusunda bilgi sahibiyiz. Çok hızlı bir sketch tekniğiyle. Yine aynı şekilde tetiğin olduğu yeri tanımlayarak böylece bu objenin iki yüzünde de neler olduğu konusunda gerekli veriyi kağıda aktardık. Bu cephede çok anlatılası bir şey yok ama arzu edildiğinde sapın diğer detayları da çizilebilir. Evet, gördüğünüz gibi size sürekli doğrultulan bu temassız infrared kameramızın modelini çok hızlı bir şekilde sketch olarak bu çalışmamızda kağıda aktardık. Bazen ürünlerin içini de çizmek gerekebilir. Ona da böyle bir giriş olarak filleri oturtalım istedim. Gördüğünüz gibi ürünün pillerinin içine yerleştiği bölümde ürünü açtığımız zaman burada gördüğünüz gözüküyor. Orta aksta piller var. Onu da ürüne eğer mekanizma çalışmak, çizmek isteyen arkadaşlar varsa onlar da gördüğünüz gibi burada orta aksta zaten structural yapısı prizmatik olduğu için içine yerleştirmek mümkün. Bugünkü çalışmamızı tamamladık. Bizimle kalıp çizmeye devam ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.